Tamam. Girme. Şunu da bir şeyler yapabiliyor musun? Dünyada ve ülkemizde havayolu şirketleri tarafından sadece uçak güvenliği için kullanılan CT tomografik bagaj tarama sistemleri, bakanlığımızca beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek ve ülkeyi tehdit edecek eşyaların ülkemize girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alınarak İstanbul Havalimanı'na kurulumu gerçekleşmiştir. Böylelikle bizim ülkemizde dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmuştur. Tomografik bagaj tarama sistemleri organik inorganik tanımlama yapabilen, renk ayrımı yapabilen bir sistemdir. Ama standart bagaj tarama sistemlerinden en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 360 derece görüntü alabilmesi, 3 boyutlu görüntü alınabilmesi ve bagajın herhangi bir yerinin dilimlere ayrılarak daha detaylı ayrıntılı görüntü alınabilmesini sağlamaktadır. Özetle şöyle diyebiliriz, tıpta kullanılan tomografi bagaj tarama sistemleri nasıl insan damarının içini gösteriyorsa bu sistemde valizin içini tamamen göstermekte
ve operatörün analiz gücüne çok gerek kalmadan çok net görüntüler verebilmekte ve valizin içindeki eşyaların net olarak tanımlanabilmesini sağlamaktadır. Evet. Yurdumuza yolcu beraberi gelen tüm bagajlarda hem beyana aykırı hem yasa dışı eşya, yani bunlar uyuşturucu, alkol, sigara gibi işte yasa dışı, yolcu beraberinde gelmesi yasak olan eşyalar artı ülke güvenliğini tehdit edecek bütün eşyaların ülkemize girişini önlemek amacıyla, yani kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi artırmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Şimdi CT tomografik bagaj tarama sisteminde kurgusal olarak hazırladığımız örnek bir bavulumuzu tarayacağız. Bu bavulun içinde sigara, şişe, silah gibi bazı maddeler var. Bagaj tarama sisteminde tarandıktan sonra ekranda da bu eşyaların nasıl göründüğünü göreceğiz ve üzerinde incelemeler yapacağız. Şu anda bagaj taranmakta. Tabii ki bagajları 360 derece her yönden taramakta ve 3 boyutlu görüntü alınmaktadır. Gördüğünüz gibi burada silah çok net, şişemiz. Yani valizin tam içini hiçbir analiz yapmadan ilk görüntüsünde bile detaylı olarak neler bulunduğu görünmektedir. Yolcu bagajlarını 3 boyutlu olarak tarayacak olan tomografi cihazı Türkiye'de ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Valizin içini çok net olarak gösteren cihaz sayesinde artık yasa dışı eşyaları tespit etmek çok kolay olacak. 3 boyutlu tomografik bagaj tarama sistemi Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Cihaz sayesinde gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Röportajı şeyinizi sonra söylerim o zaman. Tarama başka odada operatörümüz
bize. Çalışma şekli nasıl, böyle kullanıyormuş gibi içinde bulan birine i̇şte göstersin? Yapmayacağız. Yapmayacağız. Çünkü hani insan tarafı... Bakanlığımızca kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi artırmak, gümrük kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla 2003 yılından beri hem gümrük sınır kapılarımızda hem limanlarımızda her tür araç, konteyner ve trenleri tarayan tarama sistemlerimiz vardır. Ve bu kaçakçılıkla mücadelemizi artırmak için her tür teknolojiler takip, en son teknoloji takip edilerek yeni cihazlar alınmaktadır. Fakat dünya çapında kaçakçılık trendleri tekrar değerlendirildiğinde görüyoruz ki özellikle hava yolu vasıtasıyla hava yolu kuryesi denilen kişilerce vücut boşluklarında, yutularak vücut boşluklarında özellikle insan güvenliğini ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ve psikotrop maddelerin kaçakçılığın yapıldığı görülmektedir. İlk etapta kişinin yutucu kurye olup olmadığı, vücut boşluğunda uyuşturucu ya da psikotrop madde taşıyıp taşımadığı sorulmaktadır. Eğer kişi bunu itiraf ederse tarama cihazından geçmeden, tarama yapılmadan diğer ikinci aşamaya geçilmektedir. Eğer ki böyle bir itirafı yoksa bu sefer yolcunun fiziki hallerine bakılmaktadır. Fiziki şüphe eğilemeyebilir, hareketlerinde şüpheli hareketler olabilir, bunlara bakılmaktadır. Ve en son olarak vücut tarama cihazından geçilmektedir. Vücut tarama cihazı 7 saniye gibi kısa bir sürede tarama yapmaktadır. Kişinin hem tüm vücudunu hem de sadece üst bölüm olmak üzere iki ayrı görüntü verebilmektedir. Kişi gördüğünüz konveyör sistemin üzerinde çıkmakta ve yürüyen konveyör bant sayesinde bu şekilde 7 saniye gibi kısa bir sürede taranmaktadır. Otomatik konveyör hareket etmektedir. Daha sonra diğer odadaki operatör kabinine ekranına düşen görüntü incelenmekte ve kişinin yutucu kurye olup olmadığı tespit edilmektedir. Bu aşamadan sonra ise kişi hastaneye götürülüp daha sonraki aşamalara geçilmektedir.